Hikayemiz küçük yaşta babasız kalan, annesinden başka hiç kimsesi olmayan genç bir kadının hikayesi. Küçük yaşta babasız kalınca ona sahip çıkıp destek olurlar diye annesi onu amcasının oğluyla evlendirmişti. Ancak kocası kıza çok kötü davranıyor, sürekli zulmediyordu. Hem ona hem de annesine kötü sözler söylüyor, hareket ediyor, bazen de ona vuruyordu. Genç kadın bu zulümlerden bıkıp usanmıştı. Her gün annesinin yanına gidiyor, ona kocasının yaptıklarını anlatıp annesine dert yanıyordu. Annesi ise her seferinde kocasının iyi bir insan olması için Allah'a bolca dua etmesini, o zamana kadar da sabretmesini nasihat ediyordu. Böylece 10 yıl geçmişti. Bu sürede genç kadının annesi iyice ihtiyarlamış, hasta düşmüştü. Genç kadın hala her gün annesini ziyaret ediyor, kocasının zulümlerinden şikayetleniyor. Annesi ise her seferinde ona aynı şeyleri söylüyordu. Bir zaman sonra kadının hastalığı iyice ilerlemişti. Artık ölümünü bekler haldeydi. Genç kadın bir yandan annesinin haline çok üzülüyordu, bir yandan da annesi onun tek arkadaşı, tek dert ortağıydı. O vefat ettikten sonra derdini kime anlatır, kimin yanında bir nebze de olsa huzura kavuşurdu. Bir gün annesine bu düşüncelerinden bahsetti. Vefat ederse onu çok özleyeceğini, çok yalnız kalacağını söyledi. İhtiyar kadın şöyle dedi: "Yavrucuğum, bunca yıldır bana dertlerini anlattın, hep seni dinledim. Bazen nasihat ettim. Şimdi ben yolun sonuna yaklaştım. Rabbime kavuşmama çok bir zaman kalmadı. Sana vasiyetimdir. Ben vefat ettikten sonra ne zaman gönlün daralsa, ne zaman bunalırsan, üzüntüler seni kahrederse yine her zaman yaptığın gibi buraya gel. Benim şurada duran seccademi yere ser. Rabbin için iki rekat namaz kıl ve ona dua et. Derdini ona aç." Kadın annesine böyle yapacağına dair söz verdi. Bu konuşmadan bir gün sonra da yaşlı annesi vefat etti. Aradan bir hafta geçmişti. Cenaze geçince kocası yine eskisi gibi karısına zulmetmeye, hakaret etmeye ve ona eziyet etmeye başlamıştı. Kadın çok bunalmıştı. Evden bir ibrik su alıp annesinin evine gitti. Orada bu suyla abdest aldı. Annesinin seccadesini yere serip namazını kıldı. Bol bol dua etti. Ağladı ve tıpkı gelip derdini annesine açtığı gibi gönlünü Rabbine açtı. Sonra toparlanıp kalkıp evine gitti. Bunu her gün yapmaya başlamıştı. Bir ay boyunca böyle devam etti. Kocasının ailesi ise kadının hallerinde bir gariplik görüyordu. Kadının kocası olan oğullarına, karın her gün bir ibrik suyla evden çıkıp annesinin boş evine gidiyor. Bir saat sonra elinde boş ibrikle yorgun ve ağlamış vaziyette geri geliyor. Sanıyoruz ki bu kadın senin arkandan işler çeviriyor. Bize kalırsa namusuna sahip çıkmayan bu kadına boşa, dediler. Adam karısından şüphelenmeye başlamıştı. Şeytan karı kocanın arasına çoktan girmişti bile. Ailesinin teşvikiyle karısını takip etmeye karar verdi. Yine bir gün karısı ibrikle suyu hazırlarken kocası evden çıkıp kadının annesinin evine girdi ve orada bir yere saklandı. Biraz sonra karısı elinde bir ibrik suyla eve girdi. İbrikteki suyla abdest aldı. Annesinin seccadesini yere serdi. Namaz kıyafetlerini giyip namaza durdu. İki rekat namaz kıldıktan sonra ellerini açıp Allah'a dua etmeye başladı. Bu sırada kocası evin bir köşesine saklanmış, karısının yaptıklarını şaşkınlık içinde izliyordu. Kadın şöyle dua etti: "Rabbim, benim senden başka varacak kapım, istediklerimi söyleyecek yerim yok. Sen ki kullarını yarı yolda bırakmazsın. Sen ki merhamet sahibisin. Her şeye gücün yeter. Benim kocamı da salih bir kul, iyi bir eş olma konusunda doğru yola ilet. Kocam ve ailesi bana çok zulmediyorlar. Dayanacak gücüm kalmadı. Yuvamı kurtarmam için bana güç ver. Kocama ve ailesine merhamet ver. Sen kimsesizlerin Rabbisin. Beni yalnız bırakma, dayanma gücü ver. Kocama da ne kadar düzgün ve güçsüz olduğumu göster. Evliliğimi kurtarmama yardım et." Kocası oturduğu yerden karısının duasını ve yakarışlarını gözyaşları içinde dinliyordu. Karısının duası bitince yerinden ağlayarak çıktı ve karısından bugüne kadar yaşattığı her şey için özür diledi. Bundan sonra daha iyi bir koca olmak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Karı koca sarılıp barıştılar. Kadın bir yandan ağlıyor, bir yandan Rabbine şükrediyordu. Birlikte evlerine döndüler. O gece kadın rüyasında birinin ona şöyle dediğini işitti: 10 sene boyunca bütün derdini kendine en yakın insana anlattın. Sana hiçbir faydası olmadı. Sadece bir aydır Rabbine şikayet ediyorsun ve hayatın tamamen değişti. Rabbin duana icabet etti. Allah yüce kitabında şöyle buyurmuştur: onlara darlık ve sıkıntı geldiği zaman yalvarıp yakarsaydılar ya, darlık ve sıkıntı size geldiği zaman kullara değil, bütün kulların Rabbi olan Allah'a gidin. Ona yönelin. Ancak O sizin derdinize dermanı verebilir. Dert sahibi derdini anlatıp dua ettiğinde icabet edecek olan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ancak O fenalıkları kullarından uzak tutabilir. İnsanlara bir ihtiyacınızı açmayın. O ihtiyacınızı ancak hesapsız rızık veren Allah'tan isteyin.